Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere parabol konusunu anlatacağım. Arkadaşlar parabol ne demek? Öncelikle onunla başlayalım. A, B, C eleman reel ve A farklı sıfır olmak üzere F, R'den R'ye tanımlı Fx eşittir AX artı BX artı C şeklindeki fonksiyonlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyon denir. Buradaki ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun analitik düzlemdeki görüntüsü olan eğriye sene diyeceğiz arkadaşlar? Parabol diyeceğiz. Yani aslında parabolün diğer bir ismi ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyondur. Onun için ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonlarda kullanmış olduğumuz ifadeleri burada da rahatlıkla kullanabiliriz. Şimdi parabol dediğimizde iki eğri türü vardır. Ya kollar yukarı doğrudur ya da kollar aşağı doğrudur. Kolların yukarı doğru olması tamamen fonksiyondaki yani parabolün denklemindeki işaretiyle alakalıdır. İşaret dediğimiz en büyük derece yani x kareye ait olan A'dır. A'nın sıfırdan büyük olması yani pozitif olması kolların yukarı doğru. Sıfırdan küçük olması ise kolların aşağı doğru olması demektir. Tam şu döndüğümüz noktalar ise en alt ve en üst olmak üzere yani kollar yukarı doğru en alt, kollar aşağı doğru en üst olmak kısım dediğimiz kısımlar ise bizim tepe noktalarımız olacaktır. Ve parabolde değer bulma. Değer bulma nasıl oluyor? Hemen ona bakalım. Arkadaşlar aynı fonksiyonlardaki gibi yapıyoruz. Hiçbir farkı yok. Bizden F1 isteniyor. O zaman parantez içini 1'e yani bunu ne eşitleyeceğiz. O zaman x yerine yazmam gereken olay 1'dir. O da 2 çarpı 1'in karesi eksi 3 çarpı 1 bir artı 1'den. Hani buradan 2 gelecek. Burası eksi 3 olacak. Artı 1. Sonuç ne çıkacaktır? 0 çıkacaktır. Şimdi değer bulmayla alakalı olarak şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Size bir parabol verilip A noktasından geçtiğine göre ve A noktası parabolü sağladığına göre ifadeler geliyorsa bilin ki bu nokta bu ifadeyi sağlayacaktır. Yani x yerine 1 yazınca sonucun 2 çıkması gerekecektir. O zaman x yerine 1 yazdığımda sonuç 2 çıkacağından dolayı yani açıkçası f1'in 2 olması gerekiyor arkadaşlar. O zaman x yerine ben 1 yazacak olursam a çarpı 1'in karesi eksi 3 eşittir 2 olacaktır. a eksi 3 eşittir 2 eksi 3 karşı tarafı artı 3 olarak geçeceğinden dolayı a sonucumuzu ne olarak bulacağız? 5 olarak bulacağız. İkinci kısımda parabolün y eksenini kestiği noktayı bulacağız arkadaşlar. Bu nasıl yapacağız? Aynı doğru denklemlerin de olduğu gibi hani x'e sıfır verip y'yi y'ye sıfır verip x'i bulup çiziyorduk ya grafiklerin. Aynı o mantıkta arkadaşlar. E, y ekseninin kestiği noktayı değeri bulmak için x eşittir sıfırı kullanacağız. Bu durumda parabolün y'yi kestiği nokta denklemdeki arkadaşlar. Dikkat ederseniz 0, 0 yazınca bunlar yok olacağı için sabit olan sayıdır. Yani sabit terimdir arkadaşlar. O da C olacaktır. Mesela buradaki y eksenini kestiği noktaları bulalım. Buradaki sabit sayımız 2'dir. Hani noktalar x, y olacak ya x, -y sıralı ikilisi. O zaman 0, 2 noktasıdır mesela. Buradaki değerimiz eksi kök 2 artı 1'dir. Yani 0'a. Eksi kök 2 artı 1 olacaktır. Mesela burada dikkat ederseniz x kare ve x var ama sabit sayı yok. O da 0 olacaktır. Yani 0'a 0 sıfır noktası. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Eğer bir parabol denkleminde c yani sabit sayı yoksa bu parabol orijinden geçer diyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü kısımda ise x eksenini keskin noktaları bulacağız. Bunun için arkadaşlar y sıfır vereceğiz, x değerlerini bulacağız, yani burada kendi f(x, e, y) ya sıfır yazınca dikkat ederseniz karşımıza ikinci dereceden bir denklem çıkacak, yani köklerini bulacağız aslında burada. Şimdi hemen örneğimize bakalım. Parabolün x eksenini kestiği noktaları bulunuz demiş, kestiği değerleri bulunuz demiş. Hemen bakalım. Burada ben bunu sıfır eşitleyecek olursam karşıma x kare eksi 3x eksi 4 eşittir sıfır gibi bir ifade çıkacaktır. O zaman çarpanları ayırma yöntemini kullanarak köklerini buluyorum. Çapraz çarpma ortayı vardı. Sıkıntı yok. Yani x eksi 4 ile x artı 1'in çarpımı 0 olacak. Ya bu 0'dır ya bu 0'dır. Yani x buradan bir 4 çıkacak. Bir de eksi 1 çıkacak. Şimdi y'ye 0 verdiğim için o zaman ben şöyle diyeceğim. A noktası eksi 1'e 0 ise B noktası 4'e 0'dır. Yani x eksenini kestiği noktalar bunlar olacaktır arkadaşlar. O zaman ben şunu da söyleyebilirim. X ekseni kestiği noktaların toplamını sorduğu zaman ikinci dereceden denklem olduğu için karşımda kökler toplamı. Eksi B bölü A yapacağım. E veya kökler çarpımını sorduğu zaman ise C bölü A'dan yine kökler çarpımı ulaşmış olacağım. Yani ikinci dereceden denklemlerin kurallarını burada kullanabiliriz arkadaşlar. Evet örnek Diyor ki fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünün y eksenini kestiği nokta 3. x eksenini kestiği noktalar toplamı 5 çarpım x 3. Bakın az önce söylediğim gibi x eksenini kestiği noktaların toplamı yani kökler toplamı bir de kökler çarpımı olarak vermiş. Arkadaşlar ne demiştik? Y eksenini kestiği nokta direkt sabit olan sayıdır. Yani benim C burada 3 olacaktır. Bu bitti. O zaman x'i kestiği nokta için ben ax kare artı bx artı c sıfır eşitlemiyor muydum? O zaman ax kare artı bx artı 3 eşittir 0 olacaktır. Bakın şimdi burası tamam. Kökler toplamı doğru mudur 5 x değeri? O zaman kökler toplamı dedim eksi b bölü a olacaktı. Eksi B bölü A olacaktı. Ve oradan ne gelecek arkadaşlar? Sonucun 5 olması lazım. B'yi de bilmiyorum, A'yı da bilmiyorum. Peki kökler çarpımı demiş. Kökler çarpımı da C bölü A değil miydi direkt? C bölü A'nın da eksi 3 olması gerekiyor. Ben işte bu ikisini kullanarak sonuca ulaşacağım. Öncelikle C biliyorum artık 3 olduğu için şunu kullanayım. Ee, bu ifadede C yerine 3 yazacak olursam 3A bölü yani 3 bölü A eksi 3 olacaktır. Yani 3'ü a'ya böldüğümde eksi 3 çıkacaksa a buradan eksi 1 çıkmak zorundadır. Hemen geldim. Eksi b bölü a'nın 5 olduğunu biliyorum. Şimdi a'yı da eksi 1 bulmuştum. Yerine yazayım. Eksi b bölü eksi 1 eşittir 5. Eksi b'nin eksi 1'e bölümde b yapacağında b de buradan 5 çıkacaktır. Bu durumda bizden istenilen a çarpı b çarpı c'ydi. A'yı eksi 1 bulduk. B'ye 5 bulduk. C'yi de 3 bulduk. Çarparsak eksi 15 karşımıza çıkmış oluyor. Evet bir kuralımız var arkadaşlar. Bu kuralımız ise x eksenini hani kesecekti ya e, parabolümüz. x eksenini kesip kesmediğiyle alakalı bir durum. E şimdi ikinci dereceden bir denklem karşımıza çıkıyordu doğru mu? İkinci dereceden bir denklem karşımıza çıktığından dolayı bunun köklerini incelememiz gerekecek. Eğer iki kök varsa demek ki iki noktada kesecektir. Ee, bir tane kök yani çakış kökümüz varsa demek ki e, sadece bir noktada kesecektir. Bir noktada kesme de <laughs> pardon x eksenine teğet olması anlamına geliyor. Eğer e, kökleri yoksa yani delta'nın sıfırdan küçük olmasının durumunda ise x eksenini kesmeyecek. Burada şunu söyleyelim, delta sıfırdan büyük ise parabol x ekseni iki farklı noktada keser, yani şu şekilde olacaktır. İki noktada kesecektir veya kollar hani şu aşağı doğru olacak olursa şu şekilde iki noktada kesecek demektir arkadaşlar. Hani ya da e, ben bu şekilde çizdim de şu şekilde de düşünebiliriz biz bunu. Mesela ikincisini de göstereyim, x ekseni teğet diyor. O zaman gelecek tam şurada x'i çizecek olursam koordinatıya ya burada olacaktır ya da tam ters olarak düşünecek olursam tam şu şekilde bir noktada değecektir. Ya bu tarafta da olabilir önemli değil. O da tabii ki e, x'in eksi veya artı çıkmasına göre sağ tarafta ya da sol tarafta olacaktır. Eğer sıfırdan küçük ise de arkadaşlar şu şekilde yani ya yukarıda kalacaktır ya da şu şekilde düşünecek olursak aşağıda kalacaktır. Yani herhangi bir şekilde eksi kesmeyecektir. Burada da dediğimiz gibi yani şöyle düz bir çizgi çizecek olursak iki noktada kesecek. Yine düz bir çizgi çizecek olursak iki noktada kesecektir. Evet bununla alakalı sorular nasıl gelir hemen bir ona bakalım. x kare artı bx artı 2 parabol x eksenine teğet ise Bakın x eksenine teğet demiş. Teğet dediğimiz durum neydi arkadaşlar? Delta'nın sıfır eşit olması gerekiyordu. O halde teğet olması için ne dedik delta? B kare eksi 4 ac O da sıfır olacak. A burası, B burası, C burası. A'nın 1 olduğunu, B zaten B olarak vermiş. C de 2 olduğunu görüyorum. O zaman B'nin kare eksi 4 çarpı A çarpı C diyorum. 0 eşit olacak. O zaman B kare dediğim hani eksi 8 çıkacak ya karşı tarafı artı 8 olarak geçer. O zaman B kare 8 ise B dediğimiz ya 2 kök 2'dir ya da eksi 2 kök 2 olacaktır. Bu durumda ben bunları çarpacak olursam eğer alacağı değerler çarpım dediği için 2 kök 2 ile eksi 2 kök 2 çarpınca da sonuç eksi 8 olarak çıkar diyoruz. Evet dördüncü ifademiz dördüncü kısmımız parabolün tepe noktasını bulma. Şimdi arkadaşlar fx dediğimiz olay ax kare artı bx artı c şeklinde verilmiş parabolü. trk tepe noktasıdır arkadaşlar o şekilde ifade ediyoruz. rx k da y değeridir. Yani şuradaki ve şuradaki kısımlar. Şimdi arkadaşlar burada şu Birkaç tane kısım var. Onlara dikkat etmemiz gerekecek. Onlarda neler hemen onu söyleyeyim. Burada tam bu noktadan geçecek şekilde bir x eşittir r doğrusu vardır. Hani x'in r kısmı olarak. Bir de şunu da çizelim arkadaşlar. Yine bu da x eşittir r'dir. Tamam çünkü x kısmında geçecek. Yani şu şekilde hayali bir koordinat sistemi düşünürseniz tam x'den geçecek. Yine hayali bir koordinat sistemi düşünürseniz. Yani tam x'ten geçecek. Yani R'den geçecek şekilde bir eksen var burada. İşte biz bu eksenlere arkadaşlar ne diyeceğiz? Simetri ekseni diyeceğiz. Simetri ekseni. Simetri ekseni dediğimiz olay nedir? Geometriden, analitik geometriden bilin arkadaşlar. O da bu noktanın eğer karşılıklı olarak şunları çizecek olursak... Bu iki noktanın buna olan uzaklıkları birbirlerine eşittir. Yine aynı şekilde buradan çizecek olursam yine bu iki noktanın buraya olan dik uzaklıkları birbirlerine eşittir. Aynı şekilde arkadaşlar buradan iki nokta aldım. Bunlar da yine birbirine eşit olacaktır. Bu simetri ekseni dediği zaman bilin ki tepe noktasındaki x değerini yani r'yi vermiş oluyor bize veya r'yi sormuş oluyor. Simetri eksenini sorduğu zaman da yine tepe noktasındaki r'yi bulacağız. Burada bilmeniz gereken bir şey daha var arkadaşlar. O da nedir? Buradaki en alttaki kısım ve en üstteki kısım olmak üzere. Bu parabolü çizdiğimiz zaman buradaki değerimiz minimum değerdir. Buradaki değerimiz ise maksimum değerdir. Değer dediğimiz y'dir. Yani benim için k değeri ya minimumdur ya da maksimumdur grafiğe göre baktığımda eğer kollar yukarı doğruysa yani a'nın artı olması demek minimum değeri, a'nın eksi olması demek de maksimum değeri bulabilirim demektir. Çünkü burada dikkat ederseniz kollar sonsuza kadar gittiğinden dolayı alt tarafta e, bunun ben net bir sonucunu bulamam. Yani bu ifade için minimum değeri, bu ifade için de maksimum değeri bulamam. Şimdi tepe noktası nasıl bulunacak? Hemen onu söyleyelim. Arkadaşlar tepe noktası dediğimiz olay R'dir. R dediğimiz olay ise çok basit aslında. Nasıl basit hemen onu söyleyelim. Şunları kök olarak düşünün. Doğru mudur? O zaman köklerin de bakın iki nokta ya. Bu iki noktanın buna dik olan uzaklıkları birbirine eşit. O zaman köklerin uzaklıkları da buna eşit olmak zorundadır simetri eksenine. O zaman yani R'ye eşit olmak zorunda. Kökler toplamının yarısı değil midir? Kökler toplamının yarısı. Yani x1 artı x2 bölü 2'dir. E şimdi kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. E bunu bir de 2'ye böleceğimden dolayı eksi b bölü 2 a dediğim tepe noktasındaki r'dir. k değerimiz ise arkadaşlar x'i biliyorsun. O zaman bu nokta bu grafik üzerinde olduğu için yerine yazdığında sağlamak zorundadır. Yani fr değerimiz ise k'yı verecektir. Bir daha söylüyoruz tepe noktasını bulacaksak eğer x'ini bulacaksak kökler toplamının yarısıdır. Yani x artı x1 artı x2 bölü 2'den e, o da eksi b bölü 2a'ya denk gelmektedir. Tepe noktası bu. R'miz eksi b bölü 2a. Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi tepe noktasını bulunuz demiş. Yani hem r'yi hem k'yi istiyor. Bulalım arkadaşlar. Tepe noktasındaki önce R'yi bulacağız. Eksi B bölü 2 A'ydı. Hemen yazıyorum. Eksi. Bakın dikkat ederseniz B eksi 4 işaretiyle yazdım. 2 çarpı A dediğimde de 2'dir. Oradan eksi eksi artı yapacak. 4 bölü 4 de 1 yapacak. Yani tepe noktasındaki R 1'miş. Hemen K'yı bulalım. K'da F R'ydi. Yani F1'i istiyor bizden arkadaşlar. X yerine 1 yazacak olursam da eğer sonuç bakalım ne çıkıyormuş. 2 eksi 4 artı 3 Dikkat ederseniz buradan da 1 geldi. Yani tepe noktamızın R'si 1, K'sı 1'dir. O zaman birinci örnek için tepe noktamız 1'e 1 noktası olacaktır. İkinci de ise arkadaşlar parabolün tepe noktasını yine istiyor bizden. R dediğimiz eksi B bölü 2 A'ydı arkadaşlar. Hemen onu yazalım. B dikkat ederseniz 3, burada 2 çarpı. Dikkat edin bu defa A eksi 1. O halde e, burada ne olacak? Şöyle bakalım. Eksi eksi artı yapacak. 3 bölü 2 olacaktır. R'miz 3 bölü 2. K'mızı bulalım. O zaman f r yani f 3 bölü 2 istiyor. X 3 bölü 2 yazacağız. Eksi 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 yapacaktır. Artı 3 şart 3 bölü 2 artı 5 şeklinde yazalım. Eksi 9 bölü 4 artı 9 bölü 2 artı 5. Şimdi bunun paydasını 1, bunun paydasını 2 ile bunda da giz 1 olduğu için bunu da 4 ile çarpalım. Ee, oradan da yukarısı eksi 9 geldi. Artı 18 geldi. Artı 20 geldi. Bölü 4 olacaktır. Ve bunların da işlemini yaparsak eksi 9 artı 18 artı 9 yaptı. 29 bölü 4'tür. O zaman tepe noktası dediğimiz x 3 bölü 2 y ise 29 bölü 4 yani TRK'yı bulmuş oluyoruz. Evet bir sonraki örneğimizde arkadaşlar parabolün simetri ekseni bakın simetri ekseni demiş simetri ekseni neydi? Evet simetri eksen dediğimiz x eşittir r'ydi. Yani tepe noktasındaki x değeriydi. O zaman r'imizin eksi 2 olduğunu biliyoruz. r dediğimizde eksi b bölü 2a'ydı. Eksi Dikkat ederseniz B burada direkt işaretiyle beraber yazıyorum. Bölü 2A. A dediğimizde burada zaten 1. Şimdi bu oldu mu? Bakın şu eksiyle eksi artı yaptı. O zaman M eksi 2 bölü 2'dir. E bu da R'ye eşit değil miydi? R'de buradan eksi 2 olarak vermiş. Gizli bir içler dışlar çarpımı yapıyorum. M eksi 2 eşittir. Eksi 4. Eksi 2 karşı tarafı artı 2 olarak geleceğinden dolayı eksi 4 artı 2 daha eksi 2 olarak bulunacak. Zaten bizden m isteniyor. Evet bir kuralımız var arkadaşlar. Lütfen bu kurala dikkat edelim. Burada bir tepe noktasını bulma olayı var. Sorularda da karşımıza çıkıyor. Bakın sorularda nasıl karşımıza çıkacak. Simetri ekseni y ekseni olan diyor bazen bazen de tepe noktası y ekseni üzerinde bulunan ya da tepe noktasındaki x değeri sıfır olan parabollerde x'li terim bulunmaz. x'li terim bulunmaz. x, terim bulunmaz. x terimin kas sayısı b'ydi. E, r dediğimiz olay hani r dediğimiz olay hemen şuraya yazalım. Eksi b bölü 2a değil mi? O zaman bunun sıfır olabilmesi için alt sıfır olamaz. Mecbur üst tarafın sıfır olması lazım. Yani b sıfır olacaktır arkadaşlar. O zaman ben şuna bakıyorum. Dikkat ederseniz x'li ifade yok. x'li ifade olmadığından dolayı tepe noktasındaki x değerim sıfırdır. Yani y ekseni üzerindedir. x yerine de sıfır yazınca bakın direkt kaybolacağı için sabit olan sayı da k'yı verecektir. Direkt tepe noktamız sıfıra 4 olacaktır. Şimdi soruda diyor ki parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde. Şimdi y ekseni üzerinde ise buranın sıfır olması lazım. Yani x olmayacak. Ve bu parabol x eksenini kesmiyor ise x eksenini kesmemesi için delta'nın olması lazımdı sıfırdan küçük olması gerekiyordu. Peki bu iki değeri bulmam gerekecek. Hem bunu bulacağım hem bunu bulacağım. A ile b'nin çarpımı hangi aralıktadır diyor. Aralık bulmamız gerekiyor. Hemen bakalım. Arkadaşlar öncelikle b artı 3'ü sıfır eşitlersem b'nin eksi 3 olduğunu gördüm. Bu bir İkincisi neydi arkadaşlar? Delta'nın sıfırdan küçük olması gerekiyordu. Delta'ya bakalım. Şimdi burası sıfır mı? Artık doğru mudur? O halde delta dediğimiz b kare eksi 4 ac idi. Şimdi buradaki b ile buradaki a'yı sakın ha buradaki a ile b ile karıştırmayın. Yani bu b'yi getirip buraya yazmayın. b dediğimiz olay burası. a dediğimiz olay burası. c dediğimiz olay burasıdır ax kare artı bx artı c olarak düşündüğümüzde. Bunun üzerinden yapacağım. B dediğimiz 0 olduğu için 0 yazıyorum. 4 çarpı a yerine a eksi 2 çarpı c yerine de eksi 2 yazdım. Bu ifadenin küçük 0 olması lazım. Dikkat edin eksi 4 ile eksi 2 çarpınca ne olacaktır? Ee, hani ikisini çarpınca 8 yapacaktır. O zaman 8 çarpı a eksi 2 küçüktür 0. Ee, dikkat ederseniz bu ifadenin İsterseniz çarpalım ya da direkt her iki tarafı 8'e bölebilirsiniz. Yani a eksi 2 sıfırdan küçük a da 2'den küçük olmak zorundadır. Peki o zaman a ile b'nin çarpımı istenmiş mi bizden? Yapalım. a çarpı b a 2'den küçük ben bunu b ile çarpacağım doğru mudur? a çarpı b diyoruz. Ee, şimdi a çarpı b deyince 2 çarpı eksi 3 oluyor. Doğru mu? Bakın b eksi 3. Şimdi b negatif bir sayı. Şimdi o zaman ben bu ifadeyi negatif bir sayıyla çarparsam burası ne olacaktır? Yön değiştirecektir. Doğru mu? Yani o zaman ben şu ifadeyi yanlış yazdım. Hemen düzeltiyorum. a çarpı b büyüktür. Eksi 6 olacaktır. O zaman istediği aralık budur. Yani eksi 6'dan büyük değerlerdir. Eksi 6 ile artı sonsuz aralığıdır bizden istenen. Et evet, bir kuralımız var. Bayağı da uzun bir kural ama aslında çok basit bir kural. Sadece mantığını öğrenmenizi istiyorum burada. Lütfen dikkatli dinleyin. fx dediğimiz olay ax kare artı bx artı c parabolünde en küçük ve en büyük değer istendiğinde sizden. En büyük değer ve en küçük değer istendiğinde. Hani maksimum ve minimum değerler istendiğinde. iki durum söz konusudur arkadaşlar. Karşımıza çıkacak ve iki durumda da farklı farklı kısımlar var. Bir, eğer sizden, eğer sizden herhangi bir aralıktan bahsetmiyorsa, yani 2 ile 3 aralığında alabileceğin küçük değer nedir ve en büyük değer nedir şeklinde demiyorsa, bu durumda sadece ve sadece tepe noktasındaki değere bakılır. Yani K değerimiz bizim için sonuçtur. Ya en küçük değerdir ya da en büyük değerdir. Soru zaten ona göre gelir. Eğer herhangi bir aralık mevcutsa yani 2 ile 3 arasındaki en küçük veya en büyük değeri bulun diyorsa size karşıma iki tane durum çıkacak. Bir, tepe noktasının bu aralığa dahil olmasıdır. Eğer tepe noktası bu aralığa dahilse bu durumda sınır değerlerin sonuçları ve k değeri yani tepe noktasındaki k değeri ile birlikte incelenir. Yani 3 tane ifade. Sınır değerlerden 2 tane, tepe noktasından 1 tane. 3 tane değer bulurum ve bunda en büyük değer ve en küçük değerler benden istenilen değerlerdir. Eğer tepe noktası bu aralığa dahil değil ise o zaman dahil olmadığından dolayı sadece sınır değerlerin sonuçlarına bakılır. Hangisi büyük, hangisi küçükse o ifadenin en büyük ve en küçük değeri bulunmuş olur. Şimdi bunu bir grafikle anlatalım ne demek istediğimizi. Bakın arkadaşlar bu birincisi aralık yoksa dedi. Şimdi aralık yoksa o zaman grafik ya kollar yukarıdır ya kollar aşağıdır ya minimum değeri vardır ya da maksimum değeri vardır. Zaten soru size ona göre gelir. Eğer aralık mevcutsa bakın DE aralığı bak buraya yazmışım. D ile E'ye dikkat edin. Tepe noktası burada doğru mu? Şimdi tepe noktası bu aralıkta olduğundan dolayı dikkat ederseniz şurayı y ekseni olarak düşünün. Şurada bir değer mevcut. Şurada da bir değer mevcut. Burada da bir değer mevcut. Karşımda 3 tane değer var. 3 tane değer olduğu için ben bu üçün incelerim hangisi büyük hangisi küçük ona göre. Tepe noktası yine araya dahil. Bak dikkat edin bu aralığa dahil olduğundan dolayı. Şimdi tepe noktası dahil değil doğru mu? Benden sadece bu aralığı istiyor. O zaman ben bu aralığın dışına çıkamayacağım. O yüzden Bakın, şurayı y olarak düşünelim. İki tane değer mevcut, üçüncü bir değerimiz yok. Ya burasıdır ya burasıdır. O yüzden sınır değerlere bakıyorum. Eğer araya dahilse üç tane değer var, araya dahil değilse iki tane değer var. O da sınır değerleridir arkadaşlar. Evet, parabolün en küçük değerini bulun demiş. Bir aralık vermiş mi bize? Vermemiş. Aralık vermediyse işimiz kolay. Ne yapacağız? Direkt tepe noktası. Bakın hayali bir grafik çizeyim. X kare nedir? Pozitif bir değerdir. Kollar yukarı doğru olacak. Benden minimum. Zaten ben, ben bunu istemiş. Minimum değeri. O yüzden buradaki tepe noktasındaki K'yı bulmam lazım. R dedim. Eksi B bölü 2 A'ydı. Hemen buluyorum. Eksi eksi 4 bölü 2 çarpı. Bakın dikkat edin. Burası artı 1. Oradan da 2 gelecektir. O zaman K değeri lazım bana. Yani F2 isteniyor. O da 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 1. Dikkat edin 4 eksi 8 artı 1. Oradan da cevabımız eksi 3 olarak gelecektir. İşte bu bizim için minimum değerdir arkadaşlar. Bir sonraki soruda maksimum değer. Maksimum değeri sorması sebebi de bakın. Eksi olduğundan dolayı kollar aşağı doğrudur. Yani maksimum bir değer istenecektir bizde. Başka sorulmaz zaten. Bu grafiğe göre ya maksimumdur ya minimum sorulur. Bu durumda e, en büyük değerini bulalım. E, hemen R eksi B bölü 2 A diyorum. Oradan eksi 6 bölü 2 çarpı eksi 2 geliyor. Bakın dikkat edin buradan eksi 2 geldi. Eksi eksi artı yapacak. 6'yı 2'ye böldüm. 3, 3 bölü 2 kaldı burada. O zaman K dediğim değerse F 3 bölü 2'dir. Eksi 2 çarpı 3, 3, bölü 2'nin karesi o da 9 bölü 4 yapar. Artı 6 çarpı 3 bölü 2 eksi 5. Dikkat edin bu bununla sadeleşeceği için eksi 9 bölü 2 olacak. 6 ile 2 sadeleşti 3. 3 kere 3 9 yapacak. Eksi 5. Öncelikle 9'da 5'in çıkar yani ee, ne yapar? Artı 4. Önce bunu yapalım. Sonra çarp bekleyelim. Çarp beklersem de artı 8 o da eksi 1 bölü 2 yapacaktır. Yani k değerimizin maksimum değeri eksi 1 bölü 2'ymiş. Peki şimdi size burada şöyle bir soru da gelir karşınıza. Aman aman ona dikkat edin. Ee, bu fonksiyonun görüntü kümesi istenebilir sizden. Görüntü kümesi. Görüntü kümesi neydi arkadaşlar? Değerler. Yani y değerleri. Yani sonuçlar. O zaman ben burada x y grafiğini çizecek olursam bu şekilde. Burada dikkat ederseniz maksimum alacağı değer bu. Minimum alacağı değer belli değil. Eksi sonsuza gidiyor. Bakın o yüzden görüntü kümesi eksi sonsuz ile eksi 1 bölü 2 arasındadır. Bu dahil bu dahil değildir. Eğer oldu ki görüntü kümesi sorulursa arkadaşlar bu şekilde sonuca ulaşabilirsiniz. Evet bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Parabolün en büyük değeri 4 olduğuna göre. T kaçtır? Şimdi en büyük değeri Tamam. Ee, tepe noktası yine var arkadaşlar. Yine dikkat ederseniz kollar aşağı doğru eksili olduğu için. Benden istenilen burası. En büyük değerimiz R'yi bilmiyorum. 4 olarak vermiş. Doğru mudur? Peki. Dikkat edin. X'li ifade var mı? Yok. X'li ifade olmadığından dolayı bu Y ekseni üzerindedir. Yani B sıfırdır. Yani TP noktasındaki X değerimiz sıfır olacak. O zaman ben şunu söylüyorum. X 0 yazıcı sonuç 4 olacak. Ne demiştik? Eğer 0 yazarsam zaten direkt bu sonuç olacaktır. O zaman t 2 eşittir 4. Eksi 2 karşı tarafa gidince artı 2 olacağından dolayı sonuç 6 olarak çıkar. E şimdi gelelim aralık sorularına. Aralık sorularında ne olacak? Dikkat edin bir bölü Virgül 4 aralığında alabileceği en küçük ve en büyük değeri sormuş. O zaman ilk ne yapacağım? Tepe noktasını inceleyeceğim. Tepe noktası bu aralığa düşüyor mu? Düşmüyor mu? X değerine bakacağım. Eksi B bölü 2 A'dan. Eksi eksi 4 bölü 2 çarpı 1. A değeri burada 1. Eksi eksi artı yaptı. 4'ü 2'ye böldüm 2. Peki 2 elemandır. 1 ile 4 aralığı mı? Evet. O zaman benim yapacağım 3 tane değer. 1 ya budur ya budur ya da budur. Yani üçünün de sonucunu bulmam gerekiyor. Hemen değer bulalım arkadaşlar. Öncelikle F2'ye bakalım. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 4. 4 eksi 8 artı 4'ten 0 geldi. F1'e bakalım gençler. Sınır değerlere bakıyorum bu defa 1 ile 4'e. 1 yazıyorum. 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 artı 4. O da 1 eksi 4 artı 4'ten 1 çıkacaktı. Bir de F4'e bakalım. F4 değerimiz ne olur burada? En küçük ve en büyük. Yani 4 yazacağım. 4'ün karesi eksi 4 çarpı 4 artı 4'tür. Dikkat edin 16 eksi 16 artı 4. Oradan da 4 gelecektir. 3 tane değer var. O zaman en büyük ve en küçük değeri istemiş. En küçük 0'dır. En büyük ise 4 kadar arkadaşlar. Yapmanız gereken olay bu. Tamamen tepe noktasındaki x değeri aralığa düşüyorum. Düşmüyorum onu bulmak. Mesela bir sonraki soruya bakalım arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde hemen r'yi eksi v bölü 2a inceliyorum. Eksi bu dediğimiz 5 2 çarp buradan da eksi 1 gelecek. Eksi eksi artı yapar. 5 bölü 2. Peki 5 bölü 2 yani 2 buçuk 3 ile 5 arasına dahil değildir. O zaman dahil olmadığından dolayı tepe noktasını incelememe gerek yok. Sadece sınır değerlere bakıyorum. Direkt sonuca ulaşıyorum. Yani f3 değerimizi bulmam gerekiyor. O da eksi 3'ün karesi. Eksi bunun işareti. Yani direkt karesini alınca pozitif olmaz. 5 çarpı 3 artı 6 olacak. O da eksi 9 artı 15 artı 6'dan e, ne çıkar arkadaşlar? 12 çıkar. Bir de f5 değerine bakalım. Eksi 5'in karesi artı 5 şart 5 artı 6. O da eksi 25 artı 25 artı 6'dan 6 altı çıkar. Bakın iki değerimiz var. En büyüktür en küçüktür. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.